Beni en çok zorlayan Sıla hakkında ne anlatmam meselesi. Yani Sıla hakkında anlatabileceğim o kadar çok şey var ki bunların arasından seçmek çok zor oluyor. Bu 10 senede bir sürü şarkı yaptık, defalarca çaldık, güldük, içtik, eğlendik. Ama ben Sıla'dan bahsetmek istemiyorum esas olarak. Ben size Aslı'dan bahsetmek istiyorum. Sıla bildiğiniz gibi ikizler burcu. Sıla, sizin bildiğiniz Sıla'nın haricinde bir de bizim bildiğimiz yani yakın çevresinin ve onunla beraber çalışanların bildiği bir Aslı var. Ya bunu anlattığına inanamıyorum yani. Gerçekten inanamıyorum. Devam ediyorum. Bu Aslı nasıl bir insan? Bu Aslı işinde son derece disiplinli fakat askeri sistem yürüten bir insan. Sıla'nın kötü kalpli ikiz kız kardeşinden bahsediyorum. Sıla'yla ilgili bu röportajların yapıldığı herkes size aynı şeyi söyleyecektir eğer sorarsanız. Sıla'yı tanıyor musunuz? Evet tanıyorum. Aslı'yı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Sıla'yla ilk şarkımızdan bahsedebilirim. Gerçekten benim unutamadığım bir andır. Bir sabah kalkıp Sıla'ya gittiğim zaman artık utana çekine ya ben dün bir şarkıya başladım biliyor musun dedim. İki tane küçük A yazmıştım. Hatta utanmadan sözlerini bile yazmıştım. Bunları Sıla'ya gösterdim. Sıla kağıdı eline aldı. O arada ona çaldım. Fakat kıpkırmızıyım bu arada. Yani acaba ne diyecek? Baktı. Dinledi. Kağıdı kapattı. Biliyor musun ben dün akşam bir nakarat yazdım dedi. Parçayı çalmaya başladım. Yazdığım iki tane A'yı söyledim. Hiç durmadık. Dün akşam yazdığı nakaratı söyledi. Ve bu bizim ilk yazdığımız şarkı olarak oynanmadan final haline geldi. Yani Sıla ile Aslı birbirinden çok farklı insanlar ama bir tane ortak noktaları var. Bu Sıla ile Aslı'ya gelmeden evvel bu şarkı hakikaten çok acayip bir durumdu. Hiç unutmuyorum. Gerçekten bir sabah geldi. Hatta sen beni rezil ediyorsun, ben de seni rezil edeyim. Islansam kedi gibi falan gibi sözler yazmıştı. Ben dedim ki bu ne, bu sözler olmaz. Neyse sözleri de revize ettik gerçi ama. Şaka bir tarafa. Gerçekten çok acayip bir andı. İki A'nın onda bulunması ve nakaratın bende olması ve bir gün evvel gerçekten ikimizin de aynı anda belki de aynı enerjilerle aynı şarkıyı yapmış olmamız, farklı taraflarını ve bir araya geldiğinde gerçekten o iki bölümün birleşmesi bombaydı. Herhalde bizim en çok yüreklendiğimiz anlardan biridir ve karşılıklı birbirimizden daha çok şey isteyebileceğimizi anladığımız anlardan biridir herhalde. Dönelim Aslı'ya. Hem Sıla hem Aslı insanları tutarlar. Evet, tutarlar. Nasıl tutarlar? Sıla'yla bir yere gittiğiniz veya Aslı'yla bir yere gittiğiniz zaman Sıla veya Aslı ve veya Aslı isteyene kadar oradan ayrılmanıza imkan yok. Hiçbir yere gidemezsiniz. Çünkü hem Sıla hem Aslı sizi tutar. Gece kulübüne mi gittiniz? Ben artık gideyim diye bir şey asla olamaz. Abi dur bir içki daha içelim gidersin ya der. 10 dakika sonra gidiyoruz der. Tamam abi 20 dakika sonra gideriz der. Bu ikizlerlerin ortak bir özelliği midir bilmiyorum. Ama insanı tutarlar. Sıla insanları tutma. Tutacağım. Aslı insanları tutma. Ne olur Tutacak. insanları tutmayın. İnsanlar gitmek istedikleri yerlere gitsinler. Hayır, gidemezler. Çok acayip. Ben evde de aynı numarayı çekiyorum insanlara. Var böyle bir tutma özelliğim. Birkaç ikizlerle de karşılaştım. Aynı özellikleri onlar da barındırıyorlarmış. Çok da güldük buna hep beraber. Ben böyle sabahın kör vakti 7'de falan gitmek isteyen arkadaşlarımı bayağı şöyle tuttuğumu biliyorum. Artık gideyim abi, yani çıkacağım. Akşam çıktım sokağa, sabah döneceğim eve. Nasıl olacak bu iş? İşte güneş gözlüğüm yok. Bittim zaten falan. Dur, ben sana güneş gözlüğü de veririm. Sen hiç merak etme. Otur gidersin birazdan deyip insanları 8'e 9'a kadar tuttuğum oluyor. Efe benim hayatımda başıma gelen en güzel şeylerden bir tanesi. Benim için ciddi bir dönüm noktası. Beraber şarkı yazıyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz.
bir elmanın yarısıyız diyebilecek kadar klişeyiz artık aslında zaman zaman. Bir müzisyen olarak dünyanın öte ucundaki müzisyeni nasıl takip ediyorsam ve nasıl seviyorsam Sıla'yı da o şekilde seviyorum. Bir müzisyen arkadaşım olarak seviyorum. Zaten çok neşeli bir insandır. Kendi grubu içerisinde Sıla'nın o neşeli yüzü, espiritüel olan halini görmenizi çok isterdim. Malum kameralar biraz farklı gösterebilir zaman zaman. Şükrü Tunar albümü için işte stüdyoya girdiğimizde tabii biz çok heyecanlandık. Bu parça çok güzel bir parça. Önceden kendini belli etmişti. Yeni bir parça. 50 yıl sonra ortaya çıkmış yeni bir parça. Üzerine o kadar titizleniyoruz ki. Sıla geldi stüdyoya, okudu. Çok güzel oldu. Bu yorumu beğendik. Efe vardı. Efe ile birlikte biz ayakta tabii bakıyoruz Sıla okurken. Aa bu da güzel oldu, çok güzel oldu falan derken aslında Sıla'nın içine sinmedi. Yani bir şeyler ters gittiğini anlıyorum ama çok da üzerine de gidemiyorum. Biz bu çok güzel oldu Sıla dedik. Bir tane daha yorumladı. Aa bu şahane falan. Böyle mi olsa, şöyle mi olsa derken bir baktık ki Sıla kızıyor. Yani bir sinirlenme başladı. Bir alev var ama belli etmemeye çalışıyoruz biz. Efe ile ayakta duruyoruz. Sıla bir ara dedi ki, ya tamam ben anladım dedi. Şimdi bir kere daha okumak istiyorum. Aman dedim Efe, otur. Ben de oturdum. Baktık hakikaten Sıla o en son yorumladığında ne yapmak istediğini çok net bir şekilde ifade etti zaten. Biz birbirimize baktık stüdyoda. Budur dedik. Serkan'cığım sağ olasın. Hakikaten benim için çok özel bir proje, Şükrü Tunar projesi. Serkan'ı da tabii ki Şükrü Tunar projesinden evvel tanıyorum. Çok sevdiğim, benim de aynen o bana nasıl saygı duyuyorsa sağ olsun. Çok da mahcup oldum. Çok saygı duyduğum, çok kıymet verdiğim bir müzisyen arkadaşım. Başarıları daim olsun onun da. Bu projede bir araya gelmek benim için hakikaten özel bir durumdu. Hayatımda hep başka bir yerinde anacağım bir hatıra. Çok teşekkür ediyorum. Sıla ile ilk tanışmamız albüm döneminde oldu. İlk albüm zamanında stüdyoda beraberken çalıştık. Hemen pauzluyorum. Çok gerginsiniz Yasemin. Stüdyo dönemindeyken Sıla ile ilk karşılaştığımızda Sıla'nın saçları ilk etapta saçları dikkatimi çekmişti. Çünkü ilk karşılaştığımızda ve tanıştığımızda Sıla'nın saçları pembeydi. İkinci karşılaşmamızda saçlarının sarı olduğunu görünce herhangi bir imaja ihtiyaç duymadığımızı, aslında imajın Sıla'nın içinde saklı olduğunu fark etti. Sıla'nın en belirgin ve en beğendiğim özelliği cesurluğu. Çok cesur. Bu konuda kendisini de çok takdir ediyorum. Evet, muhakkak cesurumdur. Ama siz de en az benim kadar cesursunuz sevgili Yasemin. O yüzden yan yana beraber göğüs gelip çalışabiliyoruz. Aslı Sıla'nın ikizi zannedersem herkes bahsetmiştir Aslı'dan. Bu Aslı? Aslı'yla tanışmak ayrı bir durum. Sıla'nın ikizi diye tabir ediyoruz. Ben Aslı'yla çok kez tanıştım. Özellikle iş zamanlarında. Bizim böyle kendi aramızda bir dilimiz var. Ama bu dil çok değişkenlik gösteriyor. Belli bir periyod mesela bir kelimeye takılıyoruz ve o kelime hayatımızın içinde günlük yaşamda sürekli kullanılır hale geliyor. Falan. Sürekli kullanılır hale geliyor. Ve o kelime oyunları çok hoşumuza gidiyor. Birbirimiz, yani ekip içinde de kendi aramızda birbirimizden çok etkileniyoruz. Çeşit oyunlar bulabiliyoruz kendi aramızda. Bunu sahne performansları öncesinde de yapıyoruz. Orkestra arkadaşlarımızın kendi içinde ayrıca bir oyun durumları var. Çok eğlenceli bir ekip. Ben bu ekibin içinde olmaktan son derece mutluyum. Çok özel bir insanla çalıştığımı düşünüyorum. Çünkü Sıla'yı ilk gördüğüm anda işte bu dediğimi hatırlıyorum. Çünkü bir insanın çalışmak isteyeceği tüm özelliklere sahip. Çok teşekkür ediyorum. Gözlerim doldu. Yasemin benim yolculuğumun başından beri benim yanımda yer alan hem çok sevdiğim bir insan hem de çok sevdiğim menajerim. Beraber bir takım şeyleri göğüslemek, kararlarınızın ortak olması, bu ortak kararlara beraber sahip çıkıyor olabilme durumu
Tabii ki çok özel ve ender rastlanan bir durum. Bütün bu uzun yol boyunca beraber yolculuk etmekten keyif alacağım seninle. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım yine karşındayım. Biz böyle karşılıklı birbirimize atıflarda bulunup birbirimize bir sürü şekilde karşılıklı izleyip duruyoruz. Ama işte 1991'den beri hala da geldik, kazık kadar olduk dedi. Hala da birlikte olmak gerçekten bence muhteşem bir dostluk ve arkadaşlığı gerektirir. O zamanlarda tabii her şey biraz daha farklıydı. Mesela o zaman daha çok simit yiyip ayran içiyorduk. Ne bileyim, öğle teneffüslerinde okuldan kaçıyorduk, bir daha geri gelmiyorduk. Bizim peşimize düşen çok anne babalarımız vardı tabii ki. Onun dışında yaptığımız şeylerin çoğunu buradan sayamayacağım. Sen söylemek istersen dur re söyle. Ben bir türlü cesaret edemedim diğerlerini söylemeye. Ben hemen bir tanesini anlatayım. Şöyle, Zeynep'le hakikaten çok uzun yıllara dayanıyor tabii ki. Onu da söylediği gibi arkadaşlığımız. İlk sigara içmeye başladığımız zamanlar, işte lise yılları. Tabii ki gizli içiyoruz sigarayı. Nasıl gizli içiyorsak tabii ki biliyorlar, fark ediyorlar. Anne babalar biliyorsunuz her şeye çok çabuk uyanırlar. O zamanlar anlamazsınız. Yaşınız ilerledikçe nasıl anladıklarını çok iyi anlarsınız. Biz de Zeynep'le evde balkonun önünde, tabii kış, soğuk, ayaz, aslında oturulacak gibi değil dışarıda ama biz balkonun önünde kapı açık oturan boğa diyorduk kendimize. Böyle battaniyelere sarılıp sigara içip ondan sonra kazara biri eve gelirse de havluları ısıtıp ıslak havlu tekniğiyle böyle sallayarak havluları sigara dumanını çıkarmaya çalışıyorduk. Hatırlarsan yine bir öğle teneffüsünde her zamanki gibi okuldan çıkıp bizim eve gelmiştik. Yemek yedik, sonra çok sıkkındık. Ondan sonra oturduk ve birazcık içki içtik. Sonra bayrak törenine geri dönmeye karar verdik. Okula geri döndüğümüzde de o zamanların meşhur sakızı Stimorol vardı. Rakı içtiğimizi saklamak için. Bizim yani bütün yani ipliğimiz pazara çıkmış durumda Zeynep. Saklamak için Stimorolleri avuçlayıp buram buram anason kokuyorduk o dönem. Evet, Sıla'nın bazı hareketleri var yani onu herkes anlayabilir. Sinirlenir, kalkar dolaşır, sıkılır, üfler, küfler, duramaz yerinde. Ben de dışarı çıkıyorum der, çeker kapıyı çıkar. Ondan sonra kendi içinde sinirlendiği bir şey bir anda söylenmeye başlar, bağırmaya başlar ama hani biz hepimiz bunlara çok alışkınız çünkü hepimizde aynı garipliklerin farklı versiyonları olduğu için biz o yüzden bu kadar yanlış arkadaşız zaten. Gerçekten öyle yani. Çok teşekkür ediyorum Zeynep'ime de. Çok eski arkadaşım. Onun da dediği gibi çok uzun yıllar bir takım arkadaşlıkları, dostlukları sürdürebilmek, uzun zamanlara taşıyabilmek, senelere taşıyabilmek, yayabilmek hakikaten başka şeyler istiyor. Biz bunu hakikaten başardık. Gülerek başlıyorum çünkü seninle olan herhangi bir hayatla ilgili ana gülmeden başlamak olanaksız. Hocam sence şimdi ne olacak? İnanamıyorum. Bugün fenalık geçirdim. Okul yüzüğümüze baktım. Kaç yılında tanıştık, kaç yıl oldu acaba diye. 91'i görünce gözlerim yerinden çıktı dersin ya hani sen hep öyle. 91'den parmak hesabıyla geldim bugüne. 19 yıl olmuş. 19. Gözde zaten hep parmak hesabı yapar. Kafadan toplama 4 işlem yok Gözde de. 19 senin benim uğurlu sayımızdır. Bu yıl bunu bir kutlamak lazım önce. Gerçekten öyle. Okul sırasında en önde oturuyordum, en arkada oturuyordum. İlk dersi atlattık. Ondan sonra uzun boyunla kalktın dedin ki ne yapıyorsun sen orada? Dedim sen ne yapıyorsun orada? Gelsene buraya dedim. Yanına geldim 19 yıl olmuş. Bayağı hayatımı değiştirdim. Bir yıl ayrı kaldık. Ben İzmir'de konservatuvardayken sen İstanbul'da konservatuvar yollarındaydın yine. O bir yıl ayrı kaldığımız zaman az telefonlaştık hatta. Bize yakışmadı. Sonra doğum gününde hep seni aradım. Ne yapıyorsun sen orada dedim. Sabah anneme ettiğim ilk cümle de ben İstanbul'a gidiyorumdu. Ne yapıyorsun sen hala orada dediğinde ben sana cevap bile vermedim. Sonra o zamanlar otobüsle seyahat ederdim. Otobüsten indim. Mayadrom'un oraya geldiğimde elimde tek valizle bana ev anahtarını uzattın.
hadi evinin anahtarı diye valizimi aldım ve ilk evimize yürüdük. Sonrasını anlatsam mı bilmiyorum. Boşver, inşallah anlatmamışsındır. İnşallah anlatmamışsındır. Gözlerinin gerçekten... Herhalde ben radikal kararlarımla çok meşhurumdur. Hayatımda hep bir takım radikal kararlar vermişimdir. Niyeyse yakın çevremin de hayatına sızıyorum bir şekilde. Onların da radikal karar vermelerine veremiyorlarsa eğer o an hakikaten sızıp onlara da yapıyorum aynısını galiba. Düştüğün zamanlar var güldüğüm ilk aklıma gelenler. Saçahane düşer, çok güzel düşer. Yani evde bizim çünkü kocaman kasetleri koyduğumuz valizimiz vardı. Bir gün ayağa kaydı. Tam düşerken evdeki halojen lambaya tutundu. Düşerken tutundu, şeye bakar mısınız? Gerizekalı, ne haber? İnsan evet, yani sabit bir şey tutunur değil mi? Halojen lambayı görünce işte denize düşen yılana sarılır misali. Sonra halojen lambadan sonrası da var tabii. Sonra aynı evden karlı bir günde çıkarken dışarı çünkü... Anlatmamış, ben anlatayım. Halojen lambadan sonra çok akıllı olduğum için televizyona tutundum. Televizyon sabit bir şey biliyorsunuz ya. Düşürmez ya. Oradan yere tabii yani. Çok acayip düşerim yani. Bomba düşerim. Seri düşerim ben yani. Zincirdir. Ben de bayağı bir sürü şey gelir başıma yani. Bir düşüşte ve yani hep dışarıdan çok komik gözükür. Bizim hep dışarıda olmamız lazım. Yırtık kotlar, tabanlı botlar. Hatta ben bir gün önceden oturtmuşum Sıla'yı saatlerce ince ince saçlarını rastla yapmışım, örmüşüm. O zamanlar çok seviyoruz o saçı. Hatta bir kısmında Sıla'nın mavi bir rimeli var, saç boyası. Onunla boyuyoruz. O zaman da inanır mısın saçları uzun. Sonra bir kestirdi. Epey dil döktüm, ne olur hocam uzat diye. Allah'tan şimdi saçların çok güzel, sen de çok güzelsin. Bir gün eve bir geldim, halı siliyor, aşık olmuş çünkü. Çok güzel aşık olur, aşık oldukları çok şanslıdır ama olan bana olur. Çünkü aşık olanlar bana anlatır. Ben bu yüzden birçok ölüm tehlikesi geçirdim, bunu biliyorsun. Kendini öldürmek isteyen arkadaşlarımız oldu. Bunlar ama tabii ki de tatlı gençlik anıları. Her sürprize layıktır, her güzellik onun içindir. Çok özeldir. Aklının ne kadarını kullanıyor bilmiyorum ama ruhunun, kalbinin tamamını kullandığını ve bu konuda çok açık yürekli, açık gönüllü olduğunu biliyorum. Bu arada hayatımın en güzel armağanı beni İstanbul'a taşıdığın zaman bu hikayemiz için yazdığın şarkıydı. Basit ve sıladan bir yolculuk bu. Valiz ve gereken almadım yanıma. Geri dönüşlere meyilli büyüdüm ben diye devam eder. Şarkı yazdığı anları en güzel anlarıdır. Dünyadan kopar. Uzun saçlarıyla oynar. Düşünür. Buradaki saçlarını ayıklar. Çok üşüdüm sıcağına. Ya ne diyeceğim bilemiyorum yani. Gerçekten dolu dolu bir sürü şey anlatmış Gözde. Herkesin çok güzel gençlik hikayeleri vardır. Herkesin çok sansürlü gençlik hikayeleri vardır. Bizim de çok güzel bir gençlik hikayemiz var. Hakikaten dolu dolu yaşadığımız. Geriye dönüp baktığımız zaman keşke şunu yapsaydık demediğimiz. Hakikaten dolu dizgin, çok çılgın. Çok mutlu, gerçekten genç gibi genç, büyüklüğe özenmeden genç gibi yaşadığımız hakikaten. Ama çocukluğa da kaçmadan çok fırtınalı bir dönem geçirdik beraber. Birbirimize çok sahip çıktık. Anılarımıza da hala sahip çıkıyoruz. Dostluğumuza da her zaman sahip çıkacağız. Bütün arkadaşlarıma da hakikaten benim için toplanan, vakit ayıran, herkese de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum.